Ben İslamiyet'i seçtim. Hekimoğlu İsmail. Bu dünya ve insan başıboş değildir. Külli nizama tabidir. Külli nizam, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le kurduğu nizamdır. Her şey mükemmel yaratılmış. İnsanın yapısı ne kadar mükemmelse, İslamiyet de o kadar mükemmeldir. Bunun için İslam'a uyan da mükemmel olur. Bazı kimseler başlarına bir felaket gelse hemen biz buna layık değildik diyor. Yani haşa Allah'ı sorguluyor, başına gelen hadise için bu bana haksızlıktır demek istiyor. İşte bu kimse Esmail Hüsna'yı anlamamış demektir. Geminin yolcuları kaptana güvenmezse her dalgada gemi sarsıldıkça yolcu batacağız diye endişelenir durur. Halbuki Allah adildir. Mesela kömür ocaklarına cürufu yani maden eritildikten sonra kalan kısmı doldurup ateş verirler maden mühendisi ocağın başında bekler. Eriyen madenler akmaya başlayınca mahiyetini açıklar. Bu kurşun, bu bakır, bu da demir. Yani ateş verirler ki bakırla demir ayrışsın. İşte bu örnekte olduğu gibi Allah bir ateş gönderir, kulunu imtihan eder. Bu hadiselerle herkesin mahiyetini ortaya çıkarır. İnsan da çeşit çeşit hallerle şu dünyada tecrübe edilmektedir ya Allah'tan gelene inanır, razı olur, kurtulur ya da mahvoldum, perişan oldum diye isyan eder, hakikaten perişan olur. Sebepler, sebepleri, yaratanı perdeler. Her olay perde arkasında cereyan eder. Fırtına, yağmur, çamur gibi zahiren çirkin görünen haller içinde nevşu nema olan istidat çekirdekleri vardır. Tarla ekilir, tohumlar çamura gömülür. Hiçbiri ben bulunduğum çuvalda rahattım neden beni çamura attınız diye isyan etmez. Böylece topraktaki buğday çatlar, filiz verir, gün ışığına çıkar. Sonra başak verir, biriken sekiz olur. Halbuki çubalda kalsaydı, kuruyup gidecekti. Bakınız, zahirde eziyet gibi görünen şey nimete döndü. İnsanların sefasıyla azabının çarpımı birbirine eşittir. Kur'an'da da her zorlukla birlikte bir kolaylık, her sıkıntıdan sonra da ferahlık olacağı bize müjdelenmiştir. Bulutlar kararmadan, yağmurun yağmadığı gibi, çiftçi tarlasını ekmeden ürün alamadığı gibi, imtihanlara girmeyenin okulu bitiremediği gibi, çalışmayanın eve ekmek götüremediği gibi, annenin dokuz ay yorgunluğu çekmeden bebek nimetine ulaşamadığı gibi, Ateşte dağlanmadan demirin eğilmediği gibi, insan da eğer bazı sıkıntı ve zorluklarla karşılaşmazsa, istidatları gelişmez, olgunlaşamaz, işe yarar duruma gelemez. Çağla acıdır, güneşte pişer, olgunlaşırsa tatlılaşır. Bediüzzaman zaman Said Nursi Hazretleri buyurmuş ki, Ümit var olunuz. Şu İstiklal inkılabatı içinde en yüksek gür seda, İslam'ın sedası olacaktır insanız. Her türlü felaket başımıza gelebilir de, gelmeyebilir de. Ümit var olan, hüsrandan kurtulur, hayattan tat alır ve en önemlisi Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Her mümin bu gerçeği anlarsa rahat eder. Her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğuna göre, kula düşen vazife, İslamiyet'i yaşamak ve zuhur eden fırtınalarda Allah'a iltica edip teslim olmaktan ibarettir. Her şey Allah'ın takdirindedir. Müslümanın en büyük hizmeti hayatının her alanı için ben İslamiyeti seçtim demektir. Kesilen ağacın kökünden çıkan filizler tekrar ağaç olur, meyve verir.